Değerli izleyenler, iyi akşamlar. Yeni bir Nevanluoğlu programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi değerli dostum Hüseyin Abdulkıne'le birlikteyiz ve bu akşam daha önce de konu kaldığımız Doçent Doktor Ali Aslan bizimle birlikte İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi seçime az bir e, süre kaldı. Siyaset ısındı. Siyasi parti genel başkanlarının açıklamalarını artık daha yoğun şekilde e, görmeye başladık. Mitikler e, bir taraftan devam ediyor, bir taraftan. Kamu araştırmaları şirketlerinden üstü kapalı e, yüksek seçim kurulunun tabi yasağı var bu yüzden üstü kapalı işaret eden adaylara işaret eden açıklamalar e, gelmeye devam ediyor. Tabi bir taraftan da e, özellikle Muharrem İnce'ye yönelik CHP Kanadından e, bir baskı ya da CHP yakın çevreler mahalleler tarafından yapılan bir baskı var onun da karşı e, cevapları var. Bir taraftan e, İzmir'de savcı sayanın e, seçim çalışmalarına yönelik bir e, saldırı girişimin olduğu. Sinan Ogan e, bu çerçevede kendi seçim otobüsüne yönelik HDP'liler tarafından yapılan bir e, saldırıdan bahsetti. E, ve bu çerçevede farklı tartışmalar da devam ediyor. Tabi hepsini ele almak zor ama biz hani 14 Mayıs'a doğru... 14 Mayıs'ta özellikle ittifaklar bağlamında neyin öne çıktığınız, vatandaşın aslında neyi seçeceği noktasında biraz odaklanacağız. Bu bağlamda Ali seninle başlamak istiyorum. Hoş geldin ayrıca. Hoş bulduk. 14 Mayıs'ta şimdi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı yarışıyor. İkisinin de tezleri var. Tabii parçalı tezleri var karşımıza. Özellikle evet. Millet İttifakı'na baktığımızda. Yani vatandaşın da kafası karışık olanlar var. Hani neye bakarak karar verecekler? Neyi baz almaları lazım? Mesela kafası kararsız seçmen hani özellikle. Yani diyelim ki işte CHP seçmeni e, ideolojik anlamda kafası karışık değildir. Hı hı. AK Parti seçmeni için de bu geçerli. Fakat özellikle Z kuşağı bağlamında da bu tartışılıyor. Yani ölçüyorlar, tartıyorlar, biçiyorlar bir yer bulamadık diyenler var. Hı hı. Ee, yani günün sonunda hani neye bakarak e, bu kararsız seçmen sandığa giderken e, karar verebilir? Evet. Yani ideolojik olarak kafası net olan işte sen de bahsettin. Hı hı. Ee, AK Parti içerisinde he, tüm AK Parti seçmenlerinin ideolojik olarak net olduğunu söyleyemeyiz elbette ama bir çekirdek şey var. %30-35'lik gibi orasının kafası karışık değildir. CHP'de de aynısı geçerli. CHP'de hatta %25 oy alıyor zaten. Klasik CHP. Onu çok büyük oranda ideolojik olduğunu söyleyebiliriz. Onun ötesine de geçemiyor zaten. Yani CHP'nin en büyük problemi en başından beri hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonra aşmaya çalıştığı şey de kitle partisine dönüştürmeye çalışmak e, şey CHP ye. ama şu, şu ana kadar hiçbir şekilde başarılı olamadılar. Bir kapanma oldu sanki. Aynen orada. yani 25 işte en fazla 27'lere falan çıkıyor ama e, şeyi psikolojik sınır %35'tir. Yani %35 alamıyorsan kitle parti sayılamazsın, ideoloji partisi sayılırsın. <laughs> Şimdi bunların kafası nettir. Ee, diğer tarafta e, ekonomiye bakanlar var. Ee, onlar işte şeyin hükümetin şeylere şeylere bakıyor vaatlerine bakıyor şöyle şöyle bir örnek vereyim biraz daha açmak için şimdi bu siyasal iletişim çalışmalarında seçim kampanyası neden yapılır diye bir şey var soru var seçim kampanyası neden yapılır birincisi üç madde sayılıyor burada birincisi kendi tabanını motive etmek için Evet bu hani bunu görüyoruz İkincisi... Kararsız seçmeni etkilemek için. Üçüncüsü de e, rakip seçmende sempati oluşturmak için. Yani evet. ileriye dönük. Biraz da buradan da hareketli belki bir yorum yaparsak e, neler söyleniyor. Evet mi? yani dediğin gibi e, yani üç tane şey var. Çünkü üç tane e, küme var. Kendi seçmenlerin, diğerlerinin seçmenleri ve ortadakiler. Yani hepsine farklı şeyler evet. söylemen gerekiyor. Kendi seçmenine işte buradayız güçlüyüz mesajı vermen gerekiyor. Konsolide etmen lazım. Burada biraz daha böyle e, hatta e, karşı tarafla ayrışmaları şey yapan, vurgulayan altını çizen e, söylemlerde bulunman lazım. Karşı tarafa yönelik ise e, işte liderliğinin yeterince yeterli <laughs> olmadığını veya işte ittifaksa birden fazla grup varsa içerisindeki çelişkilerden bahsedersin böl ve yönet hani taktiği e, evet. gereğince. İşte burada ne, genelde vurgulanan ne? HDP ile yapılan ittifak mesela değil mi? En fazla ve e, şey içerisindeki... E, onun dışında da işte İyi e Parti ile CHP arasındaki farklılaşmalar, aynı zamanda işte şeye çok fazla alan açıldı. İşte çok küçük partilere, işte İyi e Parti ile onlar arasında bir gerginlik yaratmak için bunlar söyleniyor. Ortadakilere de bunlar en en pragmatik seçmen şeyi, kitlesi. Onlara da daha çok materyal, materyalli şeylerde, vaatlerde bulunman lazım. İşte hayat standartınız hmm. yükselecek demeniz gerekiyor. İşte Türkiye daha büyük işte daha teknolojik anlamda gelişmiş, büyük bir yere dönüştürecek, dönüşecek diye. Tabii bu hepsini tek bir bütün şeye dönüştürmek kolay değil. Çünkü çelişen şeyler de var. Ne gibi mesela? İşte kendi kitleni konsolide ederken öbür tarafa işte senin söylediğin gibi sempatik gözükmek çok mümkün olmayabilir. Çünkü kutuplaştırmak zorundasın, farklılaştırmak zorundasın tarafları. Kutuplaştırırken nasıl sempatik gözükeceksin o tarafa? O çok kolay değil bir taraftan ideolojiye vurgu yaparken öbür taraftan materyal materyalist şeylerde vaatlerde bulunmak da ara ara birbiriyle çelişebilir. Çünkü işte biz gönlümüzden böyle geçiyor. İşte biz materyal materyalist vaatlere kanıp doy veren insanlar değiliz diyen bir kitle var. Öbür taraftan evet. da şeye vurgu yapıyorsun. Vaatlerle vurgu yapıyorsun. Bunların hepsini birleştirmek lazım. ve aslında seçim kampanyası düzenleyen insanların şeyde ustalığı da burada yani. Evet o olabildiğince çelişkileri azaltmak ve burada bir bütünlük çıkartmak mesela AK Parti bu seçime, seçime giderken bir bütünlük çıkarttı mı? Ben, ben objektif bir şekilde değerlendirdiğim zaman bir önceki seçimden daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz bence o bütünlüğü oluşturma açısından şeyle karşılaştırdığımız zaman da muhalefetle karşılaştırdığımız zaman da bence daha başarılı orada bütünlük algısı çok daha şey netlik bütünlük algısı daha zayıf gibi geliyor bana şey yani tek şey o Yusuf tek yani düşe düşe şey yani seçim söylemi Erdoğan karşıtlığına düştü yine. yani evet. yani şu muhalefetin sürekli dönüp dolaşıp bir türlü aşamadığı şey o. en sonunda oraya geliyorlar çaresizlikten yani çünkü söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok fazla şey söylüyorlar aslında. Hani bazen insanlarla konuştuğumuz zaman ya yani eleştirinin haksız çünkü adamlar bir sürü şeyden bahsediyorlar işte şuna bunu vereceğim, bunu bunu vereceğim falan ama mesele o değil. Yani işte 11 bir maddelik işte şey açıkladım, şey, vaat açıkladım. Öyle bir şey değil bu. Yani bütünlüklü bir şey oluşması lazım. Mesela AK Parti 2002'de iktidara gelirken hiç sıfırdan bir parti dedim yüzde 34 buçuk oy aldı yani. Neyle geldi? Yeni bir düzen, siyasi düzen vaadiyle geldi ve çok somuttu yani. Mesela şu an e, muhalefet de aynısını söylüyor. Diyor ki işte 21 yıllık bir iktidar var. İşte başarısı oldu. Biz yeni bir şeyle geleceğiz. Ama baktığım zaman şey yok yani. Yeni e, bir şey yok. Yeni bir şey yok. Öyle olsaydı e, bu ortadaki işte kararsız seçmen diye bir şey olmazdı yani. Çünkü 2002 seçimlerinde karar seçmen yoktu. İki tane parti e, vardı sadece. Diğerlerinin hepsi e, parlamento dışı kalmıştı. Ve he, çok netti insanlar. İşte eski savunanlarla yeni isteyenler arasında bir seçim vardı hı hı. ve yeni isteyenler kazandı. Şimdi burada da aynı senaryo oynanmaya çalışıyor, çalışılıyor. Ama yani yeni isteyenler o kadar da yani ikna olmuş değiller. Ya iki tane açıklaması var bunun ya eskidiğini söylediğin şeyin söylediğin, söylenilen söylenen şey yeterince eskimemiş durumda ya da yeni getireceğini söyleyen şeyler aktörler Yeterince onu iyi tanımlayamıyorlar. İşte birçok şeyden bahsediyorlar. Biraz önce Güven veremiyor. Yani yeni ne? Onu, ha, yeni onu yeninin ne olduğunu söyleyemiyor. Tek bir cümle lazım. Yani tek bir slogan. Onu bir türlü bulamadılar. İşte sana söz. İşte haydi başaralım falan bunlar. Ama bunlar değil yani. Ee, şey, Somut mesela kullandıkları bazı rakamlar var. Onlarla ilgili de kendi aralarında sürekli farklı açıklamalar yapıyorlar. Mesela Kemal Bey diyor ki 300 milyar alacağım hazır getireceğim diyor. Ali Babacan diyor ki işte bu 5 yılda gelecek diyor. Bir başka bir hmm. ittifaktan birisi diyor ki bu 10 yılda diyor 30 milyar 30 milyar gelecek böyle ya da işte diğer bir 418 milyar diye bir şey zikrediyor. Onunla ilgili kendi danışmanı diyor ki yani işte o çalışılıyor işte çok bilmiyorum şöyleydi böyleydi filan nerede bilmiyorum. Çünkü süratli söyleyince daha ikna edici oluyor. Biraz. Yani. <laughs> saymışlar hesaplamışlar. <laughs> e, büyük yani, yüksek yüksek rakamlar yani konuşuluyor bu işte bunlar ama de, detaylan farklı şeyler söylüyor. Bunlar işte farklılaşma oluyorsa bunlar çok fazla detaylanıyorsa Yusuf hı hı. demek ki e, e, o ana şey e, söylem bulunamamış demektir yani. yani mesela Kemal Bey. Bulunamadığı için orada sürekli bir debelenme söz konusu. Ee, ikna edilmediğini anladıkça çünkü muhtemelen araştırma falan yapıyorlar halka soruyorlar halka hala ikna olmamış yani bu şeylerine hmm. bunların söylemine evet. o olmadıkça başka bir şeyler işte bugün yeni bir şeyle çıkıyorum sürprizle çıkıyorum işte Çin'in e, İpek yolu projesini bizim hmm. projemizde satmaya çalıştı daha e, en üst şeyimiz bu dedi değil mi arkadaşlar Evet. bu zamana kadar söylemediğim söylediklerimin üstünde bir şey söyleyeceğim diye Peki ne, herhangi bir heyecan yarattı mı? Dalga konusu Çünkü oldu. yapılıyor, Türkiye'de oldu. tren gitti. Ha bunları işte böyle zorlamasının sebebi, e, halen şeyini bulamadı yani hmm. bu futbol takımdan da doluyor ya işte. Rüzgar. E, rüzgar değil yani bir kadro, kadrosu var, takımın geniş işte. Trabzonspor bu sene mesela bir türlü o ahenk uyum sağlanamadı takım içinde öyle ta, bir şey mi? E, Tabii Trabzon'dan daha farklı. Mesela Fenerbahçe daha uygun olabilir. İyi, iyi bir örnek. Çünkü oyununu bulamadı tam tamam hmm. tam anlamıyla. Tamam işte hangi oyununu bulamadı ve o oyunu hangi oyuncuyla oynayacağını bulamadı. Yani şu an muhalefetin en büyük problemi bu. Ee, AK Parti'nin problemi de işte karşı karşıya olan bazı problemler var. Hmm. İşte ekonomi problemleri vesaire var. Ama ona rağmen ben AK Parti'nin işte bu özellikle teknoloji e, hamleleri yapılan bu hmm. işte Tok'tu, TCG'ydi, işte İHA'lar ee, yani çünkü dünya değişiyor artık. Dünya sanayi çağından teknoloji çağına doğru hızla gidiyor. Epey bir süredir gidiyor ama bu kırılma artık çok daha açık hale geldi ve diyor ki Türkiye'yi bu yeni çağa, yeni çağa ben götürebilirim ve ben orada bu ülkeyi yönetebilirim. Şeye baktığımız zaman, muhalefete baktığımız zaman neden bahsediyorlar? Hala fabrika kurmaktan falan bahsediyor yani da sanayi devrinde kalmış. Amerikalıları davet edeceğiz diyor. Ha, bir dil yani şeyi tam keşfedemediler daha o geçişi. Halbuki ellerinde çok sağlam akademisyen kadrosu da var. Yani dünya bilen, hatta yurt dışında yaşayan oralarda ve bu süreçleri takip eden ama ona rağmen yani ıı, yeni çağa, yeni şey döneme var Jeremy Rifkin var arkalarında. Jeremy hani o da Rifkin'i Rifkin bağladılar biliyorsunuz Zoom'dan. Ne dedi? Sürdürülebilirlik dedi. Dünya kirleniyor dedi. Türkiye bunu çözebilir. Türkiye'nin mi yani bu? Yani zoom? bu Avrupa Birliği de... Türkiye'nin üzerine yıktım mevsim <laughs> Avrupa Birliği de ıı, bu ıı, söylemi çok fazla Buradan... sahiplenmiş bir şey aktör. Avrupa Birliği'nin ne durumda olduğunu görüyoruz yani. Şu an Amer Amerika'nın e, tamamıyla güdümünde hmm. yani o izin vermedi sürece hiçbir şey yapamayan hatta işte kömür şeylerini falan yeniden açma hmm. kararı falan aldılar yani e, o sürdürülebilirlik yeşil enerji falan bunlar e, çok hoş güzel şeyler bu, bu, o tarafa da gitse keşke ama onun o kadar da gerçekçi olmadı bu son e, şeyde anlaşıldı krizlerde Rusya ile yaşanan evet. krizde e, covid meselesinde falan da ortaya çıktı yani o şeyi yani dünya hakikaten e, A, dikkat edersen 2002'de AK Parti gelirken de o zaman da dünya yine e, tam kırılma noktasındaydı. İşte e, küreselleşme vardı, iyice oturmuştu, konsolide olmuştu ve e, Türkiye'yi o dünya içerisinde bir yere e, e, taşıma misyonu gerekiyordu bir aktör için. Ve AK Parti onu çok, e, o söylemi çok e, ustaca e, aldı. E, medzet, e, şey, işte, muhafazakar demokrasi dedi ona. Ve bir şekilde bir söylem üretti o yeni kırılma için. Şimdi yeniden başka bir kırılma arefesindeyiz. Bunu muhalefetin çok daha iyi yapabilmesi lazımdı. Yani ama sen dünyaya var, bakarken ama... neye göre bunu söylüyorsun bu yeni <laughs> kırılma arefesini? Ya şu an mesela Yusuf artık küreselleşme yok. Daha çok aslında milliyetçiliğin ön plana çıktı, yerliliğin ön plana çıktı. Ama bununla beraber de teknolojinin sanayiye hmm. göre eski şeye göre yani birkaç tane kırılma üst üste bir de Amerikan sonrası düzene doğru gidişat var. Yani işte Amerikan sonrası dünya çok kutupluluk, yerlilik, milliyetçilik ve teknoloji. Yani bunları medzeden bir söylem geliştirme geliştirmesi gerekiyor şeylerin, siyaset aktörlerin. Şeye bakın Ak Parti bunların hepsini kullanıyor. Ya bunun etrafında bir şey geliştirmeye hmm. çalışıyor ve epey de başarılı oldu bence. Muhalefete baktığım zaman ben e yerlilik millilik konusunda herhangi bir şey görmüyorum. Bir orijinal yani AK Parti ne diyorsa ona benzer bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Teknoloji konusunda çok fazla bir şey görmedik. İşte Avrupa Birliği'nin bu sol teknolojinin sol kanadının şeylerini söylenmeyeni hmm. dile getiriyorlar. İşte sürdürülebilirlik, yeşil enerji falan bunlar yani tamam bir alıcısı var ama o kadar da etkili şeyler değil. Mesela işte Amerikan sonrası için ne söylüyorlar? Çıktı Kılıçdaroğlu dedi ki biz Batı'yla yeniden şey yapacağız. Batı'ya gitti zaman sizle beraber olacağız diyor. Sonra Rusya'ya dönüyor, Çin'e dönüyor. Sizle de işbirliği yapabileceğiz diyor. O konuda da mesela kafa netliği yok. Yani birçok açıdan bütünlüklü bir söylem, bütünlüklü bir siyasi proje üretemediler. En baştan, son çok uzatmayayım, evet. son sözüm olsun. En baştan beri şey için millet İttifakı için söylenen bir şey vardı söz eleştiri vardı kendi içe, içinden gelen İşte bu bir seçim ittifakıdır siyasi ittifak değildir Bu ne demek sadece işte karşı tarafı kaybettirmek için kurulmuş bütünlüklü bir siyasi projesi olmayan bütünlüklü bir siyasi irade iktidar oluşturamayan kazansa bile kazandık son kazandıktan sonra bu ülke yönetemeyecek ve hızlı bir şekilde dağılacak bir şey Görüntü çiziyor diye. Kendi şeyleri... Seçim kazanacak belki Aynen. ama bir yönetme projesi olmayan Aynen. Yani bir ittifak. Yani evet. bir, it bir siya seçim ittifakı, siyasi ittifak değil diye eleştiri yapılıyordu. Bunun aşılması gerektiğini söylüyorlardı. Bundan bir sene öncesinden bahsediyorum. Bu söylemler ilk çıktığı zaman. Kendi içindeki şeyleri, işte danışmanları falan söylüyordu bunu. Geldiğimiz noktada bir sene geçti üzerinden. Peki bu ittifak bir seçim ittifakından siyasi ittifaka taşındı mı? Hayır. Bir sene öncesine, bir sene öncesine göre mesela Ak Parti daha kötü durumdaydı. Şu an çok daha iyi bir duruma gelmiş durumdalar evet. yani. Yani e, şey açısından, biraz önce bahsettiğim hmm. bu değişime cevap verme ve e, Türkiye'yi daha ileriye taşıma anlamında sadece slogan sözler değil, işte Büyük Türkiye, işte Türkiye eksen'i, işte Türkiye yüzyılı bunlar söyleniyor ama bundan işlerini Doldum içine dolduracak abi. şekilde. Çünkü 20 yıllık performansı da böyle hiç, e, göz ardı edilebilecek bir performans değil. Yani iki günde e, yapılacak, halledilebilecek meseleler değil. İşte e, bu ihalar, sihalar ve birçok üretilen şeylerden bahsediyor. Yani şey e, bu projelerden, hayata konulan, e, hayata geçirilen şeylerden e, projelerden değil mi? Ya bunlar bir günde, iki günde yapılacak şeyler değil veya insanları sadece söylemle kandırabileceğin şeyler de değil. Somut. Evet. Tam burada bir virgül koyalım. Bence çok iyi bir çerçeve oldu. Hüseyin, illaki senin de bu konularda söylemek istediklerinin olacaktır. Ee, bu şimdi hani son düzlüğe girdiğimiz için kararsızlar bahsi üzerinden gidiyorum. Yani ideolojik olarak e, zihni netleşmiş seçmeleri ayırıyoruz. Ama işte bu son düzlükte e, kararsızlar olduğu hem kamu araştırmacıları tarafından belirtiliyor hem de biz de görüyoruz açıkçası zaman zaman. E, bu kararsız seçme biraz da rasyonel seçmene denk geliyor. Hani bireysel ya benim bireysel olarak hani bana nasıl katkı veriyor bağlamında. Yani bu son düzlükte kararsızları e, etkilemek için ne yapılabilir? E, neler vaat edilebilir? Nelere bakar karar seçme genelde? Bu bir ikincisi şunu da sormak istiyorum. Ali de biraz o konuya değindiği için bu ana söylemlere baktığımızda Cumhur İttifakı yani Sayın Erdoğan'ın mitiklerinde de ana söylem olarak ne öne çıkıyor? Hani bu işte e, Türkiye ekseni dediği bağımsız Türkiye ya da işte teknoloji vurgu yaptı. Millet ittifakı ana söylem olarak ne vaat ediyor? Biz ne göreceğiz e, çerçevesinde bu iki soru etrafında bir değerlendirme alabiliriz. Yusuf, kararsız seçmen evvela e, kararsız bir ittifak görmek istemez. Kendisi kararsız zaten. Ne yapacağını bilmiyor. Hmm. İstiyor ki o kafasının karışıklığını hmm. netleştirecek bir söylem olsun, bir politika olsun. Şimdi baktığımızda az önce Ali onu çok güzel özetledi. Artık Türkiye siyaseti iki parçalı. Yani tabii ki daha küçük bloklar, partiler var seçime giren ama iki tane ana blok oluşmuş durumda. İki ana hat var. Bu ana hattan bir tanesi bir şey söylüyor. Benim doğrum budur diyor. Bu Cumhur İttifakı. O doğruyu sorunun ikinci kısmı olduğu için biraz sonra belki açarız. İkinci hatsa bir şey söylemiyor benim söylediğim budur, bu doğrudur demiyor. Dediği şey şu, onun söylediği yanlış. Direkt karşı tarafı negatif bir ajandayla gündemden düşürmek ya da kötülemek. Hatta hani iyilik kazanacak gibi direkt kötülemeyi de literal anlamda söylüyorum. ya yani onlar kötü, biz iyiyiz. Hatta aydınlık falan. Aydınlık, biz iyiyiz, iyilik kazanacak. Ee, ve yani bunu artık netleştirelim. Tamamen içi boş kavramlar bunlar. Hiçbir karşılığı yok. Yani iyilik nedir? Yani filozoflar 2000 yıldır, 2500 yıldır bunu tartışıyorlar. Halen daha bunun üzerinde anlaşılmış bir e, ifade yok. Daha belki boş bir örneği şu. Bunu yerel seçimlerde de gördük. Her şey güzel olacak. Ya bu ne demek? Ne anlama geliyor? Mesela mavi vatana ne olacak? Türk dış politikası batıya mı yaklaşacak? Doğuyla mı gidecek? Otonom mu kalacak? Cevap güzel olacak. Terörle mücadele nasıl olacak? Yani PKK'ya terörle mücadelede devam edecek miyiz yoksa yeni bir müzakere süreci mi başlayacak ne olacak güzel olacak. Yani bir ara bu bir komedi dizisi vardı TRT'nin hallederiz diye bir karakter vardı orada. Yani en olmayacak şeyi istiyordun ondan hallederiz diyordu. Sonunda da tabii ki halletmiyordu. Biraz böyle üçkağıtçı düzenmez bir tipti Kadir'di galiba evet, dizideki evet, evet, ismi de. Evet. Hallederiz Kadir mi diyorlardı ona. Evet. Ee, yani biraz öyle bir şey yani her şey çok güzel olacak iyilik kazanacak. Hatta biraz böyle e, ya malı kötü bir tüccar vardır onu satmaya çalışır. Ya dersin şu var mı ya gel der hemen koyar o e, sepetini al der var burada ne istiyorsan bunun içerisinde dinlemez bile senin ne istediğini. Evet. Şimdi mesela bakıyorsun şimdi AK Parti'yi çok milliyetçi bulanlar var ya bu kadarı fazla biraz liberal olsa hmm. diyenler var. Sen gel bize diyor biz de senin cevabın. Öte yandan AK Parti'yi az milliyetçi bulanlar da var. Daha milliyetçi olsa diyenler var. Ona da gel diyor. Şimdi mesela bir taraf özellik istiyor. HDP değil mi? Demirtaş'ın çıkarılmasını istiyor. Hı hı. Hatta Öcalan'ın da çıkarılmasını istiyor. Afrin'den de çıkılmasını istiyor vesaire. Uzun bir listesi var. Ama sen gel diyor hani bizde. Hani ne yapacak? Hangilerini yapacak bilmiyoruz. Ama gel diyor halledeceğiz. Öbür tarafta diyor ki ya işte AK Parti işte müzakere yapmıştı, çözüm süreci yapmıştı. Merak etme diyor. Hani biz öyle değiliz. O yanlış. Biz doğruyuz onun neyin yanlış olduğu belli. Bir şey yapmış onu yanlış diyorsun ama sen ne yapacağını söylemiyorsun. Onun bir konforu var. Bu çok büyük bir lüks. Hakikaten Türkiye'de muhalif olmanın mükemmel bir konforu var. Hiçbir şey söylemeden sadece yapılanı, söyleneni ona katılmıyorum diyerek cazibe merkezi haline gelebiliyorsunuz. Özellik listelerine de gel diyorsun hallederiz. Öte yandan ya bunlar müzakere yapmıştı ben onları affetmiyorum. Ben tamamen bu işte güvenlik yöntemine mücadele etmek istiyorum diyenlere de kendisini birinci olarak milliyetçi olarak tanımlayanlar da gel hallederiz diyorsun. Bu çok büyük bir konfor. Ve halen daha da bu altılı, yedili, 17'li artık ne dersek bu ittifakın çok kalın bir müsabakat metni var ama içinde hiçbir şey yok. İçi baştan aşağıya başlıklar. işte kadın, ekonomi, işte aile, evet. terör ve dış politika hepsinin altında aslında hallederiz yazıyor. Açtığında başka bir şey çıkmıyor bunun içerisinde. Düşünce yok. Düşünce yok. Hatta burada sen demin dedin ya, Ali'nin tam da dediği gibi, biz seçim ittifakı, siyasi ittifak değil. Çünkü içinde bir siyaset yok. Kendisi şöyle konumlandırıyor. Biz siyaset dışıyız ya da siyaset üstüyüz. Siyaset kötü bir şey. Bizleri ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor. Biz sevgiyle bunu kazanacağız, iyilikle kazanacağız, güzellikle kazanacağız. Ya böyle bir siyasi proje olmaz. Metrobüste herkes birbirinin yüzüne gülerek bakacak. Tabii hani e, İmamoğlu seçildi. Ertesi gün artık e, metrobüste herkes birbirinde tebessümle. <laughs> e, yürüyen merdivenler çalışmadığı için tebessümle çıkıyorlardı o merdivenleri. Yani böyle bir siyaset yapılmaz. Yani siyaset yapmamak üzerine siyaset hmm. sahnesine girilmez. Ya yani Türk, bir de şunu da söyleyelim biraz burada net de olmak lazım. Siyaset demek farklılaşmak demektir. Yani mesela eskiye gidersek biraz işte CHP ne diyordu? Benim altı okum var diyordu. Ben e, sosyal anlamda biraz tepeden inmeci, seküler bir partiyim. Ekonomik anlamda devletçiyim diyordu. Bir siyaseti vardı CHP'nin. Evet. Bu ilk tek parti döneminden alalım, bir arada Ecevit parantezi vardır, biraz bu işin değiştiği. Ama Deniz Baykal CHP'sine kadar durduğu bir yer vardı, bir duruşu vardı. Şimdi biz bazı kavramları, siyasallaşmayı ideolojiye sahip olmayı kötü bir şeymiş gibi anlamaya başladık. Hmm. Ama değil bunlar hayata dair söylediğin bir şey olduğunu gösterir. Durduğun bir yer vardır, bir perspektifin vardır. Dünyaya, hayata buradan bakıyorsundur. Şimdi bu 6'lı, 7'li, 17'li her neyse ittifakta nerede durduğunu göremiyoruz. O yüzden de Van mitinginde Van'da duruyor, HDP partisinin önünde duruyor, Konya mitinginde Konya'da duruyor. Ama bambaşka kitliler. Mesela Cumhur İttifakı'nın böyle bir kaygan zemini hmm. yok. Van'a gidip Vanlı vatandaşa ben seni teröre bir daha izlemeyeceğim diyor. Evet. Sen terörden en çok sen çektin. Tüm Türkiye Türkiye bunu çekti. Her şehre şehitler geldi ama hmm. en çok da Doğu illeri çekti. Hatırlayalım yani son seçim Doğru, süreçlerinde evet. bile. Ya orada e, Mevlüt Bengi diye bir vatandaşımızı AK Parti'nin sandık müşahidini katlettiler. Boynuna hain notu asıp elektrik direğine astılar. Evet. AK Parti'nin milletvekili adayını öldürdüler. AK Parti'nin Deryan Aktertler gibi bir sürü ilçe başkanları, gençlik kolları başkanları katledildi. Ya yani orada hatta 6-8 Ekim olaylarında sadece AK Parti de değil, oradaki dindarlığıyla öne çıkan sivil toplum örgütleri de yakıldı, kurşunlarda kurşunlandı, ezildi. Yani AK Parti gidip şunu yapmıyor. Yozgat'ta, Trabzon'da ben terörün başına ezeceğim deyip Doğu'da Selahattin Demirtaş'a selam göndermiyor. Hmm. Şimdi bunu dersen Hani hallederiz demiş oluyorsun. Yani Ali'nin dediği o bütünlüklü politikanın da bir parçası bu sanırım. Yani tabii bir siyasi ortaya koyuyor. Açıklamalar ortaya ya yani bunun da dediğin ya şimdi ikinci kısma gelelim sorunun. Ne söylüyor AK Parti? İşte Türkiye yüzyılı diyor. Yerli ve milli olmaktan bahsediyor. Bunu güvenlik politikalarında da anlıyoruz. Terörle mücadelede. Dış politikada da anlıyoruz. İşte Libya ile yapılan e, karşılıklı deniz yetki alanları anlaşmasında. İşte Karabağ'a yapılan ıı, askeri harekatta ve halen daha devam eden o süreçte oranın güvenliğine garantör olmasıyla Türkiye fiili olarak. Öte yandan ekonomide de anlıyoruz. Diyor ki kendi savaş gemimizi yapacağız, kendi savaş uçağımızı yapacağız, kendi siyahımızı yapacağız. Sivil sanayide de TOG'umuzu yapacağız ve diğer ürünlerimizi yapacağız. Bu anlamda Ali'nin dediği şey çok önemli. AK Parti aslında Türkiye'nin ıskaladığı bir süreci sanayileşmeyi getiriyor. Tamam Türkiye'nin bir sanayi altyapısı vardı. Tarım toplumu değildik. Şehirlere göç ettik. Eğitim düzeyi arttı. Ama halen daha fikri mülkiyeti bizde olan olan bir ürünümüz yok gibiydi. Taşeronduk, fasonduk. Hmm. Ha bunu küçümsemek için söylemiyorum. Şimdi mesela <laughs> o, o yan sanayi ya da başka markalara üretilen o ürünler, Tabii. onların fikri mülkiyetinde olan ama işini bizim yaptığımız ürünler şu an Togun altyapısını kurdu. Tabii, Katiyen bunu küçümsemek için söylemiyorum. Evet. Ama fikri mülkiyeti bizde değildi. Bu bizim ürünümüz değildi. Bugün artık senin mühendisinin çalıştığı, senin işçinin çalıştığı ve markasını da senin koyduğun tamamen yani tüm girdileriyle en son ürüne kadar senin ortaya koyduğun bir yerli ve milli ürünün var. Şimdi yapılması gereken şey ve AK Parti'nin yapacağını iddia ettiği şey diyor ki bizim artık bir TOG'umuz, bir TCEK Anadolu'muz, bir <laughs> Kızıl olmayacak. Bunu 10 ile 20 ile çarpacağız. Biz buradan gideceğiz. Şunu söylemiyor. Ben 300 milyar bir yerden alırım Londra'dan 500 milyar bir yerden gelir. O, o paralarla buraya sıcak para girişi olur. Onları dağıtırım. Sonra bir şekilde hallederiz. Onları bir şekilde öderiz. Evet. Onu da söylemiyor. Ya bu anlamda dış politika, güvenlik, ekonomi ve hatta toplum anlamında da. Bu LGBT tartışmaları, aile tartışmaları anlamında hmm. da. Yani her da yerli ve milli söylemi boş bir söylem değil. Hem hı hı. siyaseten, yani siyasal bir söylem, bir şey söylüyor. Durduğu bir yer var. Hem de politikalarla desteklenen bir söylem. Sadece yapacağız edeceğiz değil. Yaptık, evet. yapıyoruz, devamlı gelecek anlamında da durduğu, dünyaya baktığı bir yer olan bir söylem. Evet Hüseyin, e, sen de iyi bir çerçeve çizdin. Teşekkür ediyorum. Ali şimdi sana e, şunu sormak istiyorum. Şimdi son yani sürece baktığımızda yani Sayın Erdoğan'ın mitingleri bağlamında ya çok ciddi bir teveccüh var. Ve çoğu analist 2018 seçimlerine göre yani bu seçim döneminde Erdoğan'ın mitinglerinin daha yoğun, daha kalabalık evet. olduğunu e, söylüyorlar. Ki İstanbul mitingine 2 milyon kişi yaklaşık katılmıştı. Sayın Erdoğan 1, bin, 1 milyon 700 bin dedi ama Batı medyasında 2 milyon olarak verildi ve bir meydan okuma e, olarak evet. anlatıldı. Aynı zamanda dünyadaki en yüksek katılımlı miting olarak değerlendirildi. 2 dün ve bugün e, işte Trakya'da veya işte e, Güneydoğu Anadolu'da Sayın Erdoğan devam ediyor mitinglerine. E, yoğun katılımlar e, var. Bu hani milletin bu mitinglere yoğun teveccühünü neye bağlıyorsun? E, nasıl değerlendiriyorsun? Yani Hüseyin'in söylediği, benim söylediğim hı hı. E, bu şeyler, politikalar ve ileriye dönük vaatleri, bu vaatler boş vaatler değil yani bu zamana kadar yaptığı şeyler var ve bir kırılma noktasına geldi işte kendi artık yerli ve üst düzey ürünlerini üretmeye başladı. Bunlar üreteceğini söylüyor <laughs> ve bunlar insanlarda büyük e, heyecan yaratmış durumda. Yani normalde biz 20 senelik, 21 senelik iktidara sahip bir iktidarın hükümet iktidarın yıpranmasını bekleriz. Heyecan evet. kaybına olmasını bekleriz. Kaldı ki işte senin söylediğin gibi bir dönem oldu bu. Şu an AK Parti'sine V çiziyor. Düşmüştü. Hatta e, Sayın Cumhurbaşkanı kendisi ifade etti. E, metal yorgunluğu evet. demişti hatırlarsan. Yani kendisini de aslında işin içine katarak yani. Doğru öyle bir durum vardı ve o, o sebepten de e, yerel seçimleri kaybetti zaten AK Parti 19'a öyle değil mi? Şu an V çiziyor yukarıya doğru. Yeniden e, bir e, heyecan yaratmış hmm. durumda hatta. Hatta e, bunu şuradan da test edebiliriz. Do sağlamasını yapabiliriz. E, muhalefettekiler mesela işte bu TCG'ye insanların göstermiş olduğu ilgiye işte TOGA göstermiş olduğu ilgiye İHA'lara verilen değere gösterilen ilgiye işte Teknofest'te Tekno gösterilen ilgiye den çok rahatsız oluyorlar. Çünkü biliyorlar yani hakikaten yani böyle bir şey var ve bunların hmm. heyecan yaratacağını ve yarat yarattığını görüyorlar ve bundan çok rahatsız oluyorlar. Peki alternatif kendilerine ne söylüyorlar? İşte biraz önce Hüseyin'in söylediği hallederiz yani. Herhangi bir şey yok şey örneğini verecektim. Senin sen konuşurken de araya girmek istemedim. İşte bu eee Menderes'te ilk 50'lerde işte hmm. şeyi Cumhuriyet, şey Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi gittikten sonra işte biliyorsun üst seçim kazanıyor. Orada ki seçim sloganlarına bak, bakın karşılıklı sloganlara baktığın zaman diyor ki işte biz traktör getirdik diyor işte köylüye yok çünkü sabanla o zamana kadar evet. şey yapılmış. CHP'nin söylediği şey bu. Evet traktör getirdin ama benzin yok. Yani aynı şey yani dikkat ederseniz. Yani hmm. Türkiye'de aslında sağ siyaset en baştan beri Türkiye'yi modernize için. etmeye, işte güçlendirmeye, kalkındırmaya çalışıyor. Bazen başarıyor, bazen başaramıyor. İşte bir sürü sorunlar var. Çünkü çok kolay değil yani. Sen e, epeyce bir süredir e, tüm dünya sadece sen değil, dünyanın başka yerleri de Avrupa'nın, Batı'nın hakimiyet altındasın yani. yani Türk sağ açıdan... niye bunun için çabalıyor yani? Yani dışarıdan alsın. Ya Tabii yani bunu bu yapabilir yani. Hani iş, niye? Bir iddiası var yani? Çünkü bağımsız olmak istiyor. Yani Türk sağı bağımsız olmak istiyor. Ee, aynı zamanda Türk sağı yani milliyetçilikten kaynaklanan, yerlilikten kaynaklanan kendine fazladan değer atfediyor. Yani biz eğer üstünsek bunu somut olarak da ispat etmemiz lazım değil mi? Bağımsız olmamız lazım, daha güçlü olmamız lazım. İşte e, her şeyinle, silahınla, ordunla... İşte teknolojinle, her hmm. şeyinle, şehirlerinle, her şeyinle bunu göstermen lazım. Yani biraz işin içinde böbürlenme falan da var tabii ki. Bu kötü bir şey değil aslında iyi bir şey yani gördüğün gibi bir dinamizm sağlıyor. Peki şey CHP falan ne diyor? Bunun karşısında sol. Yani orada bir kalkınma şeyi falan görmüyoruz biz yani. Dışarının gözüyle bakma sürekli. İşte bizi ne kadar benimser dışarısı. Yani bir şey de var işin içinde arabesk de var. Bir ara birisiyle tartışıyorduk, gazeteci, eski sol ama artık oradan biraz umudunu kesmiş falan. Niye mesela işte şeylerin, sağcıların 1980'lerden sonra biliyorsun işte 12 Eylül'den sonra bir sürü film çekti şeyler, sol. İşte oradaki zulmü göstermek için falan işte sürekli böyle bir nasıl mağdur edildiklerinden hmm. bahsediyor. Yani sağda mesela mağdur edilmiş olmak ara sıra kullanılan bir söylem ama... Esasında aslında mağdur edilmek kötü bir şeydir, karizmayı çizdirirsin. Yani güçlü gözükmek zorundasın. O öyle bir kültürel şey olduğu için de çok böyle diziler falan çekilmiyor yani İşte mağdur edildik, işte bir çok itildik, hmm. kakıldık, işte hep beraber gelin ağlayalım bizim mahalimize böyle bir şey yok. Tamam şey mağduriyet var ama oradan işte biz bir diriliş yaptık. Bu başörtüs 28 Şubat sürecinde bile öyle. Mesela sadece işte biz mağdur edildik, orada kaldık değil mağdur edildik, engellendik ama biz bunu açtık ve yeniden dirildik anlamında bir şey var. Bir anlatısı var. Anlatısı farklı. Her neyse yani e, bu heyecan şeyden kaynaklanıyor Yusuf. En baştan beri aslında sağ, tüm diğer sağ partilerde de görebilirsin. Yani Türkiye'de hı hı. gelişmenin en fazla olduğu dönemler işte Demokrat Parti dönemidir. İşte çiftçiyi güçlendirmesi, tarımı te şey yapması, update etmesi daha sonra işte men özel döneminde 1980'lerde böyle bir atılım vardır ve AK Parti döneminde var. Onun dışında e, ki şeylere bakarsan işte e, CHP falan en fazla işte köy enstitüleri falan e, böbürlendi. işte biz köye köylere piyano çalmayı öğrettik ve işte tangodan e, onlar işte tango veya batılı müziği kültürü kültürel olarak onlar işte biraz yukarı taşıdık. Yani aynen he, o da var. Yani sol daha çok böyle kültürel e, şey küresel, kültürel dünyaya adaptasyonla övünen bir şey varken anlatısı varken sağın daha çok teknoloji üzerinden, kalkınma üzerinden bir anlatısı vardır. Şimdi burada da aslında benzer bir şey görüyoruz. Artık gerçi yani Millet İttifakı'nın içinde hani sol demek de yani iyi partiyi nereye koyacaksın mesela devayı işte geleceği Demokrat Parti'yi, Saadet nereye hocası? O da hatta CHP Kılıçdaroğlu'nun CHP'li. Onların şimdi, belirleyici bir etkisi var mı sence <laughs> ittifak için? da diyemeyiz yani oraya hani sol diyebilir miyiz? Bir anlatısın. Biraz önce bahsetti ya Hüseyin. Bir Hı. anlatısı yok yani. Kültürel üzer, kültür üzerinden de olabilirdi. Aslında o şeyler Hı. işte her şey güzel olacak falan. Aslında bunlar biraz kültür, işte daha medeni bir toplum olacak. İnsanlar birbirine gülecekler işte daha ee, ne bileyim e, mutlu daha şehirli medeni bir yaşam olacak mutlu olacaklar vesaire diye aslında orada bir e, gizil bir şey var kültürel şey var üstünlük iddiası var yani işte diğerleri işte sağ bunu başaramadı insanlar mutsuz işte çok medeni falan bir şehir e, hayatta ortaya çıkaramadılar böyle bir eleştiri var ama çok utangaç bir şey yani eskiden bu kadar utangaç değildi yani çok daha eee iddialar var. İddialı bir şekilde yok. açık bir şekilde bu söylenirdi. Bu da şeyden kaynaklanıyor biraz. Yani seçmenlere çok fazla rencide etmemek lazım yani. Çünkü sağ seçmene de sesleniyorsun. Onlar senin kadar seküler ve Yeni sistemin... küresel kültürel dünyayı ciddiye almıyor yani. Evet. <laughs> Teşekkürler Ali. Aslında bu konu daha çok tartışılabilir. Yani bayağı eee ucu açık bir konu. Hüseyin burada biraz süremizin de sonunda doğru yaklaştık biraz az biraz da muhalefet konuşalım diye e, istiyorum. Çünkü Sayın Akşener'in açıklamaları oldu. Hem bu e, kendi ittifak içerisindeki siyasi partilerle ilgili ve hani onları hani tanımadığını, eğer muhtemel bir kazanma durumunda koalisyon hükümeti için CHP'yi muhatap alacağını ve CHP'yi tek bir bütün olarak göreceğini söyledi. Bir de yine Kemal Bey Cumhurbaşkanı olacak. Ben de başbakan olacağım dedi 14 Mayıs'ta. Ne diyorsun? Nasıl yorumluyorsun bu şey söylemleri? Yusuf sen e, iletişimcisin. E, ben orada büyük bir iletişim kopukluğu görüyorum. Hı hı. Çünkü e, Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener bambaşka şeylerden bahsediyorlar. Ya yani bu başbakanlık mevzusu mesela e, Akşener'in uzun bir zamandır dile getirdiği bir söylem. Ama öte yandan da Kılıçdaroğlu da sanki çok da hazır değil öyle e, 14 Mayıs'ta seçim olsun. Şayet kazanırsa 15 Mayıs'ta gitsin başbakanlığı versin. Hatta e, Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerin aslında bir benzerini hatta aynısını eğer kazanırlarsa kendileri yapacaklar değil mi? Mesela ne diyordu? İşte partili e, cumhurbaşkanı olmaz. Hatta çok da ağır konuştu orada. hani evet. Kendi şerefini ortaya koyarak ben aday olmam e, bir genel başkan, e, cumhurbaşkanı olamaz diyordu. Sonra baktık oldu. Ve sonra bunun bir deadline'ı da konmadı. Yani ne zamana kadar? 3 ay mı? 5 ay mı? 1 yıl mı? 3 yıl Parlamenter mı? Parlamenter sisteme geçilene kadar. Ne zaman geçilecek? Orada müthiş bir muğlaklık var. Yani aslında hani hep deniyor ya tek adam tek adam. E yani şunu da çizmek lazım. O seçim kazanılırsa o yetkiler yani devletin başı olma yetkisi kullanılacak. Bir dizayn yapılacak. Ha, az önce siyasetsizlik var dedik, ne olacağını bilmiyoruz dedik ama muhalefette bu mümkün. Bir kere idariye geçtiğinizde öyle bir lüksünüz yok. Artık her yaptığınız ve yapmadığınız icraatla aslında bir duruş ortaya koymuş olacaksınız. Hem sağ hem sol olmayacak. Hem özelleştireyim, hem kamulaştırayım diyemeyeceksiniz. Hem terörle mücadele edeyim, hem de demir taşı salayım, kayyumları geri e, e, tekrar çekeyim merkeze diyemeyeceksiniz. Yaptığınız ve yapmadığınız her eylem, her söylemle aslında... Ortaya bir duruş ortaya koymuş olacaksınız. Şöyle görünüyor benim görebildiğim kadarıyla. Bence hatta Akşener de bunu fark ettiği için Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıydı. Çünkü artık 6'lı, 7'li, 17 kaç parti varsa hiç fark etmez. Bu iş CHP ile AK Parti mücadelesine döndü. CHP'nin genel başkanı, hmm. AK Parti'nin genel başkanı ile bir seçim yarışına giriyor. Ve hatta Millet İttifakı içerisinde, daha küçük partiler olarak bakabileceğimiz Saadet, Deva, Gelecek, Demokrat Parti oy pusulasında yer bile almayacaklar. Onlar da CHP'nin içerisinde. Akşener de yavaş yavaş bunun farkına varıyor bence. O yüzden de diyor ki benim artık karşımda pazarlık edeceğim. İşte bir bakanlık sana, üç bakanlık bana şeklinde bölüşüm yapabileceğim başka bir aktör yok. CHP var ve ben varım diyor. İttifakın bu yakasında. Bence haklı da. Çünkü diğer partiler seçimde yoklar. Yüzde kaç oy alacaklarını bilmiyoruz, bilemeyeceğiz. E, geçen yine bir programımızda söylemiştik. Konda'dan e, bir açıklama yapılmıştı. Ya saha araştırmalarımızda Demokrat Parti ve Gelecek Parti'ye oy vereceğini söyleyen kimseye rastlamadık dediler. Ve bir bakıma bu da o partinin e, aslında Hı. bir artısı. Ya e, belki de yani yüzde ifade edeme edemeyeceğimiz bindelik oylar alabilecek partiler 9'lar 10'lar tane seçilebilecek yerden sandalye almış oldular CHP'den. Hı hı. Ama Akşener açısından bu CHP'nin problemi. Akşener'in pazarlık edebileceği meşru bir aktör yok karşısında. Sadece CHP var. O yüzden mi tanımama refleksini sürdürmeye çalışıyor? Tabii o yüzden onları tanımayacak e, iyi Parti ve Akşener ve CHP muhatap olacak. Ve bence bu seçim kazanılsa da kaybedilse de Millet İttifakı açısından İyi Parti ve CHP'nin yollarından ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü iki blok artık birbirlerine karşı dönmeye başladılar. Hmm. Birbirlerinden seçmen almaya çalışıyorlar. İyi Parti CHP'den iyi bir transfer yapmıştı bu masadan kalkana kadar. Ama o süreci yönetemediği için CHP'den aldığı seçmenlerin bir kısmını CHP'ye geri verdi. Bir kısmını yeni partilere, işte Muharrem İnce'ye, Sinan Oğan'a ve hatta AK Parti'ye kaybettiğini ben düşünüyorum. Şimdi i̇yi Parti bir siyasi parti olarak kendi geleceğini planlamak zorunda. Bu kaybettiği oyları geri almaya çalışacak, aktörleşmeye çalışacak. Burada da CHP ile artık ben yolların yavaş yavaş tükendiğini ve bir ayrışma olacağını düşünüyorum. Seçim sonucu ne olursa olsun. Evet bu söylemler de onu aslında besliyor. Bu arada süremizi bitirdik, süremizin sonuna geldik. Çabuk çabuk Biraz, oldu Biraz Evet çabuk bu bitti bu akşamki yayın. Ali ile yaptığımız programlar Heyecanlı çabuk oldu. Evet, <laughs> Değerli izleyenler bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın.